Badem Hastaneleri ve Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu'nun ortaklaşa hazırladığı programımızda bugün Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapacağımız fotoğraf gösterisinden bahsetmek istiyoruz. 6 Mart'ta Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek bu gösterimiz. Projemizden biraz bahsetmemiz gerekirse, bir yıl boyunca 5 başarılı kadını biz 5 fotoğrafçı olarak fotoğraflıyoruz. Ama amaç onların tüm bir yıl boyunca hayatlarını gösterebilmek, başarılarını insanlara gösterebilmek. Bugünkü programımızda başarılı kadınlarımızın üçü burada. Didem Hanım, Cem Adam Zekeriya'nın annesi. Hikmet Karabucak, çok önemli bir naif ressam ve şair. İkbal Kalın Hanım ise artık bir marka olan Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nün müdüresi. Burada olmayan Fazilet Aksu Hanım da Adana Uçan Balon Sokak Çocukları Derneği'nin başkanı. Şenda Durmaz da Türkiye'de erkeklerin yaptığı düşünülen bir spor olan go-kart'ta Türkiye şampiyonu olan bir sporcu. Fotoğrafçılardan da bahsetmek istersek, Ali İhsan Ökten, Pelin Hançerli, yine iki arkadaşımız burada değil, Nilay Nacar, Bülent Özkan ve ben, Nazan Gökkaya. Kadın Başarır Projesi artık gelenekselleşmeye başlayan bir proje. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Gelecek yılda devam edecek. Tabii ki önemli olan bunun bir yıllık süreye yayılmış olan bir proje olması. Ve bizim aslında amacımız Kadınlar Günü denince bakla oğurlanan ya da şiddet görmüş, yani negatif şeyler gösteriliyordu. Biz aslında başarılı kadınlar da var ve artık bunları göstermeliyiz düşünerek böyle bir projeyi yaptık. Bu seneki kadınlarımızı aslında fotoğrafçıları kendisi anlatsın. Ali İhsan Ökten Bey, Didem Sürenler Hanım'ı çalıştı. Size bırakalım sözü. Ben bu yıl Kadın Başarı Projesi'nde Cem Adam Zekeriya'nın annesi Didem Hanım'la çalıştım. Bu çalışmamız yaklaşık bir yıl boyunca devam etti. Öncelikle birazcık Cem Adam Zekeriya'dan bahsedeyim ben. Çünkü onu bahsettikten sonra Didem Hanım'ın başarısının aslında çok daha büyük bir başarı olduğunu hissedebileceğiz. Zekeriya kollajen doku hastalığına sahip olarak doğan bir bebek olarak dünyaya geliyor. Bu tıp dilindeki adı osteogenesis imperfecta. Yani cam çocuk. Özelliği Zekeriya daha doğmadan bile vücudunda bir takım kırıklar, yani dokunduğumuz zaman çok rahatlıkla kırıklara neden olabiliyor. Bu tabii ki yaşamla bağdaşması da oldukça zor olan bir hastalık. Ama Didem Hanım bunu tamamen işin içine kendi sevgisini de kataraktan çok güzel bir şekilde başarıyor. Zekeriya bugün belki dünyada bu hastalıkla en uzun süreli yaşayan kişilerden birisi. Zeka yönü çok ileri düzeyde. Birçok işini kendi başına yapabiliyor. Onun haricinde engelliler konusunda birçok çalışması var. Şu an Didem Hanım da aynı zamanda artı özel engellilerle ilgili özel eğitim gönüllüleri başkanı ve engellilerin topluma daha iyi uyum sağlaması, ailelerinin özellikle bu konuda daha bilinçli olması için çok büyük çaba sarf etmekte. Bu açıdan Didem Hanım'ın başarısını ben daha büyük bir başarı olarak değerlendiriyorum. Ben burada araya gireyim. Ayrıca ben bir yıl boyunca Didem Hanım'ın o pozitif enerjisinden gerçekten çok etkilendim. Hiçbir zaman yüzündeki gülümseme geçmedi. İnşallah da hiçbir zaman geçmez. Hep böyle kalır. Siz neler söyleyeceksiniz? Çok heyecan verici bir projeydi aslında. Tabii benim başarım olarak adlandırılan annelik aslında her kadın Allah tarafından verilen bir özellik. Zaten özel gereksinimleri olan bir çocuk dünyaya getirdiğiniz zaman yedekteki bütün güçlerinizi
kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Zor bir süreç çünkü. Zamanın nasıl geçtiğini bilmedim. Evet, sevgiyle büyüttük Zekeriya'yı. Bu projede çok heyecanlandım. Seçilmiş olmaktan çok gurur duydum. Çok keyifle takip ettiğim bir projeydi. Aslında bir şekilde örnek olması açısından da keyifleniyorum ayrıca. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz çok ciddi bir problem engelli bir çocuğa sahip olmak. Ülke nüfusunun yaklaşık %13'ü kadar bir engelli nüfusumuz var. Ama bunları 3 ile çarptığımız vakit, anne baba ve çocuk etkileşimiyle çarptığımız vakit neredeyse ülke nüfusunun yarısına yaklaşıyor. Onun için herkesin elini taşın altına koyup yapacağı şeyler olduğuna inanıyorum. Evet, arkadaşlarımla birlikte Adana'da Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği'ni kurduk. Bundan sonra sevgiyle büyüttüğümüz, sevgiyle sarmaladığımız çocuklarla birlikte ailelere utanmamalarını, sıkılmamalarını, hastalıkları daha detaylı öğrenmelerini ve ne yapmaları gerektiğine bir an önce karar vermelerini sağlayan güzel, sevgi dolu bir oluşum içerisindeyiz. Çok heyecanlandırıyor tabii beni burada olmaktan, ayrıca çok mutluyum. Bu proje kapsamında biz Ali İhsan Ökten Bey ile çalıştık. Bana çok değişik geldi her haliyle bir fotoğrafçıyla çalışmak. Çok değişik geldi. Ali İhsan Bey bir doktor, bir beyin cerrahı. Ve ben onu muayenehanede, hastanedeki odasında ziyaret ettiğimde çok şaşırdım. Çünkü ben onu hep elinde kamerayla, fotoğraf makinesiyle görmeye alışmışım. İşte bir tomografiyi incelerken bana çok değişik geldi. Halbuki asıl mesleği o. Ama bu meslekle bu kadar yaratıcı, bambaşka bir hobiyi bir araya getirmek ve bunu bu kadar güzel birleştirmek bence çok önemli. Onun için çok etkilendim. Ayrıca Zekeriya'nın hastalığını tabii çok iyi bildiği için hangi ana hatlarıyla hikayemizin karelenmesi gerektiğini anlattı. Birlikte inanılmaz bir ekip oluşturduk. Bizim de artık ailemizin bir ferdi Ali İhsan Bey, oğlumun Ali İhsan abisi. Aslında çok enteresan buluyorum. Çok önemli meslekleri olan arkadaşların fotoğrafa bu kadar gönül vermelerini, önemli eserler çıkarmalarını çok enteresan buluyorum. Biraz Ali İhsan Bey kendisini anlatsa size. Ben fotoğrafa 2007 yılında AFAD'da 83. dönem kursiyer olarak başladım. Kurs dönemini bitirdikten sonra 2008 yılı başında Haluk Hoca'nın ileri fotoğraf teknikleri ve felsefesi atölyesine başladım. O yaklaşık atölyemiz 2 yıl kadar sürdü. 2 yıl sonunda Gökyüzünde Çalışanlar isimli çalışmamla atölyeyi bitirdim. Bu arada biraz daha fotoğrafın biraz daha kavramsal, kuramsal yanına da merak saldığım için o konudaki aşağı yukarı olabilecek kitapları okudum. Daha sonra fotoğraf üzerine yazı yazmaya başladım. Şu an Fotoritim elektronik dergi olarak yayın yapan Fotoritim yazarlarındanım. Aynı zamanda yayın kurulundanım. Daha sonra orada yazdığım veya değişik yerlerde yazdığım yazıları toplayıp Fotoğraf Yazıları adı altında bir kitap olarak onları çıkardım. Şu an halen Altın Oran Düşünce Platformu üyesiyim ve Altınşehir Adana dergisinin katkı sunuyorum yazı ve yazarı olarak. Fotoğrafa daha çok siyah beyaz çalışmayı seviyorum. Didem Hanım'ın ve Zekeriya'nın belgesel çalışmasını da yine siyah beyaz olarak yaptım. Fotoğraftaki çalışma alanım daha çok belgesel veya sosyal belgesel alanında. Bu konuda yapmış olduğum bazı çalışmalar var. Onların işte sergi sunumlarını yaptım. Birkaç örnek vermem gerekirse Tarsus'ta bir Giritli köyü olan İhsaniye Köyü'nü bir İlhan arkadaşımla birlikte çalışmıştık. Onun haricinde birazcık cerrahların dünyasıyla ilgili yaptığım bir çalışma vardı. Elin, gözün ve aklın birleştiği yer cerrahane.
Onun değişik yerlerde sunumlarını yaptım. Nazan arkadaşımla birlikte Samandağ'da Ermeni köyü olan Vakıflı köyü onların özel olarak kutladıkları bir günleri var. Surp Asfat Zatzin dedikleri. Onu beraber çalışmıştık. Böyle bir takım şeylerim var. Çalışmalarım. Çok mütevazisiniz. Yani, evet, bence de. Tabii fotoğrafı şey olarak çalıştığımız alan yani beyince olmayın, lütfen olmayın. Beyince enayisi şey sıkı stresli bir çalışma alanı. Fotoğraf en azından o bizim bu sıkıntılı, stresli yaşamımızı birazcık rahatlatıyor. Herhalde doktorların hepsinin böyle bir sanatsal hobisi oluyor ki o streslerini atmak için. Yani. Sanatçı, şarkı sözü yazarı, efendim, çok var, tabii. Sanatçı, şarkı söyleyen, efendim, fotoğrafçı, ressam, tesipat yapan bile var biliyorum ben Adana'daki doktorlarımızdan. İlker Özel hocamız da tesip ve hat sanatçısı. Minyatür sanatçısı. Resimler çekilirken çok hoş da bir anım var. Biz Zekeriya ve ben annemle birlikte yaşıyoruz. Annemin zaman zaman ağrıları olur. İşte boyun fıtığı veya bel ağrıları olur. Ben arada Ali İhsan Bey'in çekimleri sırasında istersen Ali İhsan Bey'le danışabilirsin anne diyorum. Onun doktor olduğunu sürekli unutuyorum ben diyor annem. O görüntü o kadar mesleğin içine girmiş bir fotoğraf sanatçısı ki. Fakat şekilden şekle giriyor. Evet, fotoğraf çekilirken ben gerçekten fotoğrafa benim oğlumun da ilgisi. Oğlum da çekiyor. Güzel de şeyler çıkartıyor. Her ne kadar eğitim falan almadıysa da el yordamıyla ama demek ki o çocuğun ruhunda ve gözünde var. Çok güzel şeyler çıkartıyor. Ama ben bu kadar uzun soluklu bir çalışma olduğunu düşünememiştim. Bizim kendi çalışmalarımız uzun süreli çalışmalar, el sanatları olduğu için. Ama fotoğraf benim için bakarsınız, basarsınız, çekersiniz gibi düşünüyordum. Ama şu anda hayır, fotoğrafa bakış açım hiçbir zaman siz öyle Bülent değil. Bülent Bey için ne diyeceksiniz? Kesinlikle içine girdik, çok sevdik ve çok güzel, çok yoğun çalışma gerekiyormuş üstünde. Ona kanaat getirdim. Benim her ne seyahatlerde çektiğim bir bastığım gibi olmuyormuş o işler. Evet. Hikmet Hanım. Eskiden şıpşakçılar vardı. Ben o zaman da Adana'daydım. Şıpşak parklarda, nikahımda bile şıpşakçılar çekmişti çocukla. Öyle bir şey sandım ben yani. İnanılmaz. Evet, Hikmet Hanım'ın evini. En eski hocamla benim olduğum belli oluyor. Ben de çünkü fotoğrafı bastığı zaman çıkar bir şey. Ben öyle düşünüyordum. Ama bu çalışmadan sonra öyle olmadı. Evini alt üst ettik Hikmet Hanım'ın. Elimiz böyle duruyor 10 saat. Buradan çıkıyor, oradan tepeden geçiyor. Boyalar sıkılıyor, oradan vuruyor, oradan bu tarafa bak. Gölgen çıksın, ışık buradan. Yaprak evet. Buradan diye yani evet, o kadar doğru. Güzel bir zaman. Ama ikinci çekime geldiğinde artık bütün gün onlara veriyordum yani. Evet, evet. Gayet rahat oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir şeyler yatak odama kadar girdi yani. Yatak odama eşimle olan her şeyime girdi. Yaşamıma girdi yani kızım gibi oldu. Çok da başarılı. Çok teşekkür ederim. Her yerinden Azam Gökkaya. Ay teşekkür ederim. Ben Mehmet Emin Arıcı'ya da buradan teşekkür edeyim. Evet, Mehmet beraber de vardı, çalıştık. Doğru, beraber Hikmet çalıştık. Hanım'la. Bir yerden şey yansıyor, ışık yansıyor. Mehmet kalkıyor, orayı çekmeye çalışıyor. Masada otururken çay mı içiyoruz? Dur bir dakika ben şurayı çekeyim. Ne var orada, bir şey yok. Işık perdeden azıcık ışık sızmış, şöyle bir görüntü mü olmuş? Onur, evet. Hemen gitti onun için, heyecanlanıyorlar yani, güzel bir şey. Evet. Çok evet. Güzel bir diğer kadınımız Profesör Doktor Fazilet Aksu. Şu anda yanımızda yok. Onun fotoğrafçısı da Pelin Hançerli. Fazilet Hanım da çok özel bir bayan bana göre. Çünkü aslında hepimizin bildiği ama görmezden geldiği bir konu. Sokak çocuklarıyla
çok ilgilenen bir derneğin başkanı. Pelin'cim sen ne diyeceksin bu projeyle ilgili? Evet, ben de bir yıl boyunca onun gibi özel bir insanla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Özellikle bu projeye beni de seçtiğiniz için size teşekkür ediyorum. Fazilet Hanım Çukurova Üniversitesi'nde farmakoloji ana bilim dalında profesör, öğretim üyesi. Fakat bu akademik kariyerinin yanında daha fazla hayata ne katabilirim diye düşünmüş ve geleceğimiz olan çocuklarla ilgilenmeye karar vermiş. Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği'nin kurucusu. Derneğin etkinlikleri, yani Fazilet Hanım'la tanıştıktan sonra işte derneğe gittiğimizde çok etkilendim. Kuruluş amacı sokak çocuklarını tekrardan hayata kazandırmak veya sokak çocuğu olmaya yatkın çocukları maddi imkansızlıklar maddi imkansızlıklardan dolayı onları topluma kazandırmak adına birçok çalışma yapıyorlar. O nedenle Fazilet Hanım'la tanışmaktan çok büyük bir mutluluk duydum. Bu arada Fazilet Hanım'ın Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği ile beraber benim ortaklaşa yaptığım bir proje var. Buradan onu da belirteyim. 21 Mart'ta da onun sergisi var. İnşallah o sergide de hepinizi bekliyoruz. Pelin Ançerli'yi de bir fotoğrafçı olarak tanımak istersek neler söylersin? Ben de aynı şekilde Ali İhsan Bey gibi fotoğrafçı olarak bir eğitim almamıştım. Kimya mühendisliği eğitimi aldım. Uzaktan biraz ilgim vardı. Şu anda bir özel kuruluşta satın alma uzmanı olarak çalışıyorum. Uzaktan bir ilgim vardı fotoğrafa ama AFAD'da 83. dönemde yine sizinle birlikte mezun olduk. Temel fotoğraf eğitimi dersleri aldık. Ondan sonra da yine Sayın Haluk Uygur'un atölyelerine katıldım. Onun ileri fotoğraf teknikleri ve felsefe atölyelerine katıldım. Benim için hayat bir serüven, bir yolculuk. İşte o yolculuk esnasında bazı anlar var, işte içimde bazı duyguları uyandıran. O uyanan duyguları veya beynimdeki düşünceleri veya başka insanların beynindeki düşünceleri fotoğrafa yansıtabilme çalışması, işte o anlar, o dakikalar benim için bir meditasyon gibi bir şey. Bir nevi meditasyon. İçime yaptığım bir yolculuk. Fotoğraf bana bunu hissettiriyor, bunu yaşatıyor. O nedenle ben de makinemle bu yolculuğa devam etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Yani artık şey yapamıyoruz, gördüğümüz şeyleri gideyim şurada şunu çekeyim çok yapamıyoruz. Evet. Makinemizi çok da taşıyamıyoruz da yanımızda daha çok. Evet, haklısın. Ben de biraz bahsetmek gerekirse fotoğraf geçmişinden, ben de 2007 yılında AFAD'ın kurslarıyla başladım. Daha sonra Ali Kuygur'un ileri fotoğraf felsefesi atölyesini bitirdim. Ve tabii ki o zaman tüm dünya görüşüm fotoğrafa ait değişti. Dediğim gibi çok böyle gideyim bir yerlerde fotoğraf çekeyim değil de daha çok düşünce üzerine ve fotoröportaj çalışmayı seviyorum. Fotoğraf gerçekten insanın farklılığını ortaya çıkartması için ya da farkındalığını görmesi için, farkındalıkları fark etmesi için önemli bir araç benim için. Bir önceki projemde Karataş Kadınlar Cezaevi'ne çalıştım. O da çok İlginç bir projeydi. Bayağı bir beğeni de topladı. Çünkü hapishane gibi bir yere girmek ve orada fotoğraf çekmek de çok zordu. Hala da projelerim devam ediyor. Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu'nda. Fotoğraf tabii ki artık bizim için bir vazgeçilmez. Kendini ifade etme yöntemi. Diğer kadınlarımıza geçmemiz gerekirse Hikmet Karabucak. Çok önemli bir naif ressam. Artık dünyaca kabul edilmiş bir ressam, şair ve ne mutlu ki bana onu ben çalıştım. Bir yıl boyunca onunla beraber olmak gerçekten çok büyük mutluluk. Benim hayatıma çok şey kattı Hikmet Hanım, her konuda. Ben ileride çocuklarıma diyeceğim ki ben Hikmet Karabucak'ın fotoğraflarını çektim diye gururla söyleyeceğim. Bunu burada belirtmek istiyorum. Hayat hikayesi, başarıları, her şeyiyle örnek olması gereken bir insan. Hikmet Hanım, siz ne diyeceksiniz? Ben de projenize renklerimle katılmış bulunmaktayım. Hayatım siz irdelediniz. Tabii çok şey çıktı. Evet, çok. Sesimin bulusundan da belli. Hala dinleniyor boğazım. Hayat bir süreç işte, acısıyla tatlısıyla. Başarı her yönde var.
tarlada çalışan hanımda da var başarı. Yeter ki bunu keşfedip uygulamak önemli. Boşa vakit harcamamak önemli diye düşünüyorum. Ben de hiçbir şey yokken işte ressam oldum, şiir yazdım. İlkokul mezunuyken diploma aldım. Yok İngilizce öğrendim, modern matematik öğrendim. Yani zaman yetmiyor diyenlere üzülüyorum. Ayırabilirler her türlü zaman. Ben akşama kadar çocuklarla ilgileniyorum bilmem ne. Yemek yapıyorum, şunu bunu yapıyorum. Gece sabah 5'e kadar çalışıyorum. Büyük mutluluk veriyor. Hiç mi dinlenmiyorsun derseniz. Gündüz 1 saat, 1,5 saat neyse bir kestirsem yetiyor bana. Artık yaşlandıkça 5 saat, 6 saat, 4 saat uyku fazla bile geliyor. Ona göre hareket etmek lazım, uyuşmamak lazım. Yani ne verebilirsek, arkamızda kalıcı olan bunlar zaten. Ne verebilirsek kendimizden, onu yaratıp vermek lazım yani. Yaratmak anlayamazsam. Ben ufak rafya parçalarından tencere altları da yaptım. Çarşafların eskimedik yerlerinden kestim. Mutfak bezleri yapma, hala bizim kullanıyor. Ben mutluluk duyuyorum. Ben resme başlamadan seneler öncesi mesela. Yeni parçaları bilmem nedir değerlendiren bir insan. Hala zamanı da değerlendiririm. Her şeyi, her şeyin değeri vardır. Ben de çok bilirim. Yani diyebilirim. Şundan ne çıkarabilirim, şunu nasıl yapabilirim? Nasıl faydalı olabilirim? Manevi olarak, maddi olarak her neyse. Faydalı olmak, arkamda bir şeyler bırakmak, önünü açmak, boş gezen hanımlarımızın önünü açıp biraz daha böyle bir gayret göstermelerine temenni ediyorum. Şiirleriniz için de biraz. Şiirlerimi okumayı yazmayı öğrendiğimden beri var. Hatta İspanyam diye bir şiirim vardı çok eski. Aklımda değildir, okuyun demeyin de. Aklımda bunun hiç yoktur öyle şiir. Hocam aklınızda olan bir şiiriniz yoksa. Yani vardır benim, dur bakalım çıkar belki. İspanya'ya gittim de bir heyecanlandım. Hayali yazmıştım o şiiri. Kırmızı, siyah, bilmem ne, bayıldığım şeylerdi. İspanya'ya gittiğimde sıkı hayale uğradım. Baktım modern bir İspanya var. O flamingolara gittik. Modern beğenmedim. Salaş yerleri aradım, buldum, gittim. Gördüm, zevk aldım. Hayalime kavuştum böyle. Yani doğal şeyleri seviyorum. Öyle tıkırlıslara yönelik gösteriler, bilmem neler değil. Resimlerimde de aynı, yaşamımda da aynı. Hiç böyle başka görüneyim, yok şöyle yapayım demedim hayatımda. Neysem o, dobra dobra. Evet, ilk şiirlerimden bir tane. Şöyle ki, İngilizce kursundan gittim, Ankara'daydım o zaman. Çıktım, İngilizce kursuna gidiyorum, radyodan çıktım. Yolda bir yaprak takıldı, çınar yaprağı ayağıma, sonbahardı. O yaprağı takip ettim. Yani ufacık şeylerden büyük şeyler çıkaran yaratan bir insan, vallahi affetsin. O rüzgar yaprağı savurdu o tarafa, savurdu o tarafa. Ben de onunla beraber gittim yani. Nihayet bir su çukuruna düştü. Bastım, geçtim. Şöyle bir banka oturdum hemen. Defterimin arkasına şu şiiri yazdım. Bir tek o var aklımda yani. Yaprakçık. Sen bir sonbahar rüzgarı, ben kuru bir yaprak. Kavuştu, gitti işte. Sürünmeye de razıyım. Ya bu mevsim biterse, esen rüzgar esmese, bu yaprakçık ne olur? Onun da hazin hayatı işte böyle son bulur. Böyle bir şey yazdım. Yazınca rahatlıyorum. İpik ediyoruz. İçimdekini yansıttığım zaman, bir yere yazdığım zaman rahatlıyorum. Koştura koştura yine gittim İngilizce kurslara. Gençtim o zaman. Tabii evet. Hikmet Hanım'ın şiirlerini beste de yaptılar bu arada. Evet, evet. İnşallah yakın zamanlarda onu da önemli sanatçılardan dinleme fırsatımız olur. Satışa sunmuşlar ve beste yapanlar satıyorlar. Ne kadar güzel. Bakın bir sürü sanat tek şekilde olmuyor işte, değil mi? Eğer içinizde varsa birçok şey de çıkıyor. Ay ne yapacağım ben işte bilmem, siz iyi çalışırsanız, pekmeziniz varsa atasözü, sinekler gelir zaten. Ben kimseye müracaat etmedim. Beni şuraya alın, şurada sergi açayım, şurada şiir mi? Ama birçok yerden size ama hemen teklif geliyorlar yani. Evet. Teklif kendimden geldi. Ama sizin artık gerçekten dünyaca bir naif resim olduğunuz kabul ediliyor. Çok şükür. Ve hani yaşarken de bunu görmüş olmak da çok güzel, güzel bir şey o. Değil eskiden mi? Eskiden öldükten sonra sanatlar değerlendi. Ama şimdi siz... Şimdi yaşarken görüyoruz hepsini.
Çok şükür. Ne kadar güzel. Hikmet Hanım'ın resimlerine baktığınız zaman mutlaka bir gülümseme oluşuyor yüzünüzde. Evet. Çünkü naif, naif demek çocuksu duygularla yapılmış resimler demek. Şiirleri de çok içten, çok yani... Hala çocuk gibiyim, evet. Saf, temiz yani. Evet. İçin akademik kuralları falan tanımam. Hayatımda da tanımam. Neyse, ne boy. Güzel, ne güzel. Hocam peki eğitim aldınız mı? Resim? Resim eğitimi. Mustafa Dulbe'ye gittim. Eğitim kazandı, ben kaybettim. ağlıyor. Kocama ben de kazandım dedim. Eğitime rica ettim, söyleme kazandı de dedim. Yanlış çizmişim. Hiçbir eğitimim yok çünkü. Kumaş mumaş boyuyorum ama kendi kendime. Kocamı kandırdık yani, ikimiz de kazandık diye. Mustafa Hoca'ya ağladım, zırladım, bütün gün ağladım, kabul ettirdim kendimi. Gel bir kenarda çalış dedi yani. Kazanamadın, seneye yine gir dedi. Girdim, çalıştım, ikinci senemde ödül aldım. Hoca bile şaşırdı yani. Sen naifsin dedi. Naif ne demek diye parmak kaldırıp soruyordum. İsmail Tunalı'ya, Kaya Özsezgin'e toplantılarda. Hocam naif nedir? Naif değil bir kere derdi İsmail Bey. Naive. İşte ondan dedim yani. Nedir? Söyleyin bana diye. İşte akademik kuralların dışında kalan çocuksu. Duyarlılıkla yapılan resim. Kuralı yok. İster beğenilir ister beğenilmez naif resim. Beğenen çok beğenir. Beğenmeyen hiç beğenmez. Ve ilk yılınızda, ilk ödülünüzden sonra hemen bir sergi teklifi de gelmişti size. Tabii değil mi? İstanbul'dan. İlk günü Ramko diye bir galeri vardı. Evet. Dedi ki Hikmet Hanım iki tane de resmimi satın aldı Ankara'daki Karma'dan. İlk naiflere girişim yani o 94 yılıydı. Sergi teklif etti. Ben yılda iki tane zor çıkarıyorum yani. 30 resim çıkardım bir yılda. Ve sergi açtım. Yani bir kamçı şahlandırıyor insanı. Başardım diye onu övündüm ondan sonra. Şimdi İtalya'da dünya naifleri arasındayım. Fotoğrafçı arkadaşım Nilay Nacar burada değil, onu çalışan, Şenda Hanım'ı çalışan Nilay Nacar'dı. Şenda Durmaz'ı da biraz tanıyalım. 1976 Adana doğumluyum. Evli ve bir çocuk annesiyim. 12 yaşında bir oğlum var. Bu projeye girerken açıkçası nasıl yetiştireceğim diye düşünüyordum. Çünkü yoğun bir iş temposu ve onun haricinde yarışlarım devam ediyordu. Türkiye şampiyonluğu için hazırlanırken tam Nilay'la tanıştık. Nilay'la bir yıl boyunca birlikte evimizin bir ferdi, oğlumun da biricik aşkı oldu. Sürekli bir kare alabilmek için saatlerce uğraştık. Çalışıyorduk ama çıkmıyordu. Ben bir ara pes etmeyi düşündüm. Bu yarışa benzemiyordu. Yarışta da zamanla uğraşıyorduk ama çabukça her şeyi hallediyordum. Ama derken zaman ilerledikçe ortaya çok güzel görüntüler çıktı. 2010 ve 11 yılında Türkiye şampiyonluğunu elde ettim ve bu projeye de girmemde büyük bir katkı oldu. Projeye girmeden önce bir röportajımda şu sözü vermiştim. Kesinlikle go-kart'ın kulübünü kurmayı, Adana il temsilcisi olmayı ve bir okul açmayı düşündüğümü dile getirmiştim. Şu an kulüp için çalışmalar başlatıldı ve bitmek üzere. Evet, kulübüm kuruluyor. Adana il temsilcisi oldum. Okul içinde Adana Valiliğinden Vali amcamız Halis Aslan Bey desteğiyle bir taslak oluşturduk. Henüz başlamadı ama okul hazırlığına başlıyoruz ve ilk öğrencilerimiz bayanlar olacak. Ve minik bayanları tercih ediyorum. Çünkü bu sporda sürekli ben 70 erkekle yarışıyorum ve tek bir bayanım. Bu tabii ki benim için zor oluyor. Oldukça da zor bir spor. Ama arkamdan diğer şendalların da gelmesini istiyorum. İsteyince her şey oluyor. Buna eminim. Çünkü ben buna başladığımda neden bunu yapıyorsun? İşte ellerin kirleniyor. Yağlı bir spor, pis bir spor ve tehlikeli olduğunu söylüyorlardı. Ama ben sürekli Zafer abidesi gibi olmuştum. Her sene kupayla gelmeye başladım. Bunun haricinde yoğun bir iş tempom var. Acıbadem Adana Hastanesi'nde direktör asistanlığı yapıyorum. Acıbadem'in sponsorluğu eşliğinde Türkiye Kupası'nı elde ettim. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Şu anda hedefim dünya yarışlarına ve F1 Formula'ya geçmek istiyorum. İnşallah. En büyük ne hedefim bu. Güzel. Ama şu ana kadar kimse geçememiş. Acaba ben bunu başarır mıyım bilmiyorum. Bir bayan olarak da bunu başarırsam başka bir şey istemiyorum. Daha öncesinde başka başarılarınız da vardı sanırım, değil mi? Evet, ortaokul, lise zamanında Türkiye birinciliklerim var. 100 metre ve uzun atlamada.
Ve ayrıca antrenörümle hala görüşüyorum kendisi. Hani benim böyle bir spor yaptığıma, koşudan sonra bir araba yarışlarına geçmem onu çok şaşırttı. Ben şöyle birleştirdim. Orada da hızı seviyordum. Hep 100 metre koşmayı çok istiyordum. Burada da en hızlı sporu yapıyorum. Küçük yaştan beri evet sporla uğraşıyorum ve hala da hayatımda devam ediyor. Çok bunun peşinde güzel. Bırakacağını zannetmiyorum. Şenda Durmaz'ın fotoğrafları gerçekten çok başarılı oldu. Sergide göreceksiniz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Adana'da bir okul var. 4000 öğrencisi, 100 tane personeli, 10 katıyla. Çok büyük bir okul. Ve artık tüm Türkiye'de bir marka olarak da kabul ediliyor. Bu markalaşma sürecinde bu kadar başarılı bir seviyeye gelmesini sağlayan tabii ki bir insan vardır tahmin ettiğiniz gibi. Ya ben onu tanıdığıma çok mutlu oldum çünkü çok enerjik, çok böyle çılgın, çok tatlı bir hanımefendi. Sevgili İkbal Kalın, fotoğrafçı arkadaşımız Bülent Özkan çalıştı İkbal Hanım'ı da. Ben şimdi sözü ona vermek istiyorum. İkbal Hanım, ne diyeceksiniz? Efendim, üçüncüsü düzenlenen Kadın Başarır projesinde seçilmiş olmaktan, böyle bir projede yer almaktan çok mutlu ve çok keyif aldım. Beni düşünüp seçenlere de teşekkür ediyorum. Minnet borçluyum. Çünkü yaptıklarınız insanlarla paylaşıldığı zaman değer kazanıyor. Yaptıklarınızı insanlara ulaştırdığınız zaman değerleniyor. Ben hep şunu söylemişimdir. Benim düsturlarımdan birisi olmuştur. Yakınımdaki görüştüğüm insanlar da bunu bilirler. Hiçbir zaman yapılan bildiğimiz bir söz vardır. Sanat sanat içindir, sanat toplum içindir. Bunu sürekli tartışılır. Ama her şey toplum için olmalı diye düşünüp toplum için olmasına gayret eden bir insanım. Her ne kadar fotoğrafları birlikte çekimler, çalışmalar yaptıysak da Bülent Bey'le, ama yanımızda, yakınımızda o kadar güçlü, o kadar güzel bir kreatörümüz vardı ki onun enerjisi de bize bu çalışmalarda inanılmaz bir şevk verdi, aşk verdi. Kendisini o konuda da hem seçmiş olmasından hem de beraber olmasından çok mutluyum ve teşekkür ediyorum. Adana Olgunlaşma Enstitüsü geldiğim yıllardan beri inanılmaz bir potansiyel hem Adana'da hem kurumda hissettim ve bu potansiyeli ortaya çıkartmak için arkadaşlarla el ele tutuştuk. Doğru işler üzerine çalıştık. Çevremizde güzel dostlarımız vardı. Bize el veren, destek veren güzel insanlar vardı. Bu nedenle de Adana hem markalaşırken Adana Olgunlaşma'da o Adana'nın markalaşmasına birkaç taş attı, bir destek verdi diyoruz. Adana Olgunlaşma Enstitüsü, teşekkür ediyorum Nazan Hanımefendi'ye. Evet, markalaştı. Marka artık Adana'nın markalarından biri. Bu da bizi gururlandırıyor. 15 olgunlaşma içerisinde bakanlığımız tarafından da bizim denetleyenler tarafından da belirlenen, tespit edilen, evet, Adana şu anda Türkiye'nin bir numarası. Yani Adana 01 plakasına layık olmaya özen gösterdik ve buna gayret ettik. Sanıyorum da bir yerleri bir ucundan yakaladık. Bu da bizi keyiflendiriyor. 4000 öğrencisiyle, 100 öğretmeniyle, kalite belgesiyle, marka tesciliyle, 5 alanda patent alan tek kurum. Bu işi yapanlar bilirler. Kalite belgesi süreci çok zor bir süreçtir. Buna rağmen o süreci biz kurum elemanları da yüreklerini koydular. Dediğimiz gibi bizimle birlikte olan insanların da desteklerini alarak marka tescilimiz, kalite belgemizi aldık.
Sayın Bakanımız geldiler, kalite bayrağımızı gönderecektiler. Çünkü çok önemliydi. Türkiye'de tekti ve ilkti. Arkasından marka tescilimiz ve 5 alanda patent alışımız çok büyük bir olay oldu. Aynı zamanda Adana Olgunlaşma Enstitüsü, diğer illerin var olan, bizde var olmayan, geçen sene 8 Nisan 2011 tarihinde güzel bir müze ve sergi salonu açtı. Şu an neler var biraz bahsedersek seyircilerimiz de mutlaka ziyaret etsin. Çünkü gerçekten çok güzel bir müze tabii, olmuş. 365 gün 24 saat Adana halkının hizmetine açıktır. Efendim program yaparlar, gruplar oluştururlar. Hiç önemli değil. Hafta sonu da gece 11'de de, gece 1.30'da da ben o kurumu açar, misafirlerimizi ağırlamak isterim. Müzede neler var? Ne zaman arzu ederlerse. Efendim müzede eski eser olmakla birlikte kendi sanatsal ürünlerimizi de orada sergiliyoruz. Örneğin hatlar, tesipler, rölyefler, takı ama tabii ki hepsi sanatsal olmak kaydıyla, hepsi el işçiliği olmak kaydıyla özel yaratılan taş bebekler, folklorik bebekler, giysiler ve her türlü çalışmalarımızdan orada örnekler görebilirler. Ve dediğimiz gibi herkes her zaman tüm Adana halkını orada paylaşımlara bekliyoruz. Ben özellikle çünkü, burada araya gireyim. Hediyelik eşya götürmek isterseniz Adana ile ilgili kesinlikle Olgunlaşma Enstitüsü'ne uğramalısınız. Değil mi hocam yani? Evet, biz çok güzel Adana'yı anlatan gerçekten çok güzel işler başardık. Biz geleneksel Türk el sanatlarını yaşatmakla birlikte biraz önce saydığım aynı zamanda yüremiz de inanılmaz güzel ve incelenmesi gerekir, araştırılması gerekir ve hayata geçirilmesi gerekir yöremizin. Yöre kültürünü de yaşatmak adına ve Adana'nın markalaşmasına katkı koyabilmek adına ihtiyaç duyduğumuz turistik ve hediyelikler araştırmasını yaptık. Düşünün, Toros Dağları'nda yörüklerle bazlamalar yedik. Yörüklerimizin ayranlarını içtik. Efendim şehirde her türlü fabrikalarımızla, iş yerlerimizle bağlantılar kurarak en ince el tezgahlarında dokumaların yapıldığı yerlere kadar girerek birebir işin orijinalinden yola çıkarak doğru ve düzgün tanıtabilmek adına. Yanlış bir şey yaptığınız zaman, sizden sonraki nesillere yanlış şeyler aktardığınız zaman kültür yozlaşması oluyor. Bu nedenle de biz birebir işleri yerinde inceleyerek orijinallerini yapmaya, yaratmaya gayret ettik. Sayın hanımefendi Hikmet Karabucak hanımefendi yaratmak derken tedirgin oluyor ama gerçekten Rabbim'den sonra yaratmak bir annelere özgü, herhalde bir de sanatçılara özgü. Gerçekten Rabbim öyle şeyler koyuyor ki yüreğinize, o yüreğinizde durmuyor. O yüreğinizden bir yerlere taşmak istiyor, bir yerlere coşmak istiyor, bir yerlere akmak istiyor. Efendim şiir yazan hanımefendinin kalebinden dökülüyor, ressamın fırçasından dökülüyor, fotoğrafçının objektifinden patlıyor. Sanat çok farklı bir şey. Rabbimin bana bahşettiği annelik çok büyük, kutsal bir şey. İyi ki anneyim, iyi ki kadınım, iyi ki güzel bir evladım var. Vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirmeye gayret sarf ediyorum. Ama yaptığım işte bana kutsal geliyor. Çünkü yaptığım işte de hem kültürümüzü yaşatmak hem bizden sonraki nesillere bizi doğru anlatmak istiyorum. Yani bir başkalarının gözleriyle görüp de bizi doğru anlatmayan, yanlış insanların bilgileriyle öğrenilsin istemiyoruz. Bu nedenle bizden sonraki nesillere doğru bilgi vermek adına yaptığımız işin hakkını vererek bizden sonraki nesillere teslim etmek istiyoruz. Ben çünkü, bir şey daha sorayım size. Çünkü bir şey söyleyebilir miyim? Bu dünya bizim için emanet. Biz şu anda bir emanetçiyiz. Büyüklerimiz bize teslim etti bu bayrağı. Biz bu bayrağı bizden sonraki nesillere
sağlıklı ve düzgün bir şekilde teslim etmeliyiz. Bunun için de en iyi şekilde korumalıyız. En iyi şekilde sahip çıkmalıyız. Ve onları öyle teslim etmeliyiz efendim. Keşke hepimiz öyle düşünsek değil mi? Ne kadar güzel olur dünya. Evet. Anne olmanın verdiği, kadın olmanın verdiği ne olur pozitif ayrımcılık yapayım müsaade ederseniz. Evet, yüreğimize farklı bir şey koymuş Rabbimiz ve özel o yüreğimizdeki anne duygusu ve ben inanın yaşı belki benden küçük olsa da ben hanımefendinin elini öpmek istiyorum. Yüreğimi öyle bir coşturuyor ki yaptığı şey o kadar güzel ve kutsal geliyor ki inanın duygulanıyorum. O Zekeriya'yı gördüğüm zaman inanılmaz bir zeka küpü. Çok. Onun gerçekten. O yüreğindeki Rabbimin koyduğu sevgi o çocuğu 26 yaşına getirdi. O kadar zeki, o kadar mantıklı, o kadar güzel konuşuyor. Şöyle baktığınız zaman küçücük belki 5 yaşındaki bir çocuk gibi görüyorsunuz. Bakın ben nereden nereye fırladım ne olur öğretmenlere bir kafanızı atmayın. Böyleyiz biz öğretmenler. Ama gerçek yüreğim taşıyor. Sayın kuratörümüzün söylediği gibi yüreğimde fazla bir coşku var herhalde. Bunu nereye akıtacağımı bilememekten böyle yaptığım işlere yüreğimi koyarak coşkuyla bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Markalaşan Adana'da birazcık tuzumuz olsun dedik. Dediğim gibi yalnız Adana'da hem amirlerimiz tarafından hem sivil toplum örgütleri tarafından hem basın tarafından Adana olgunlaşma çok desteklendi. Ekip de çok başarılı olunca gerçekten çok güzel şeyler çıktı. Belki benim bu arada tek eksiğim evladıma karşı olmuştur. O da beni affediyor zaten. Sıralamaya yaptığı zaman diyor ki birinci olgunlaşma sonra ben sonra babam değil mi anne diyor. Yok tabii ki önce evlattır mutlaka ama kendi böyle bir sitem ediyor arada sırada. Ama yine onunla birlikteliğimizde çok keyifli, çok güzel. Aynı dile konuşabiliyoruz evladımla da. Çünkü o benim, ben kendisinin duygularına saygı duyuyorum. O da benim olgunlaşmaya olan sevgime, saygıma, sosyal sorumluluk projelerinde görev almama saygı duyuyor. Ben bu yaşayan bir insansam, bu toplumda yaşayan bir insansam, bu topluma karşı sorumluluklarım çok fazla. Bizler bir yerlere gelmişiz, bir yerlerde bir şeyler yapma şansımız var. O zaman yapma şansı evet. olmayanlara da evet. bu desteği, bu gücü, bu enerjiyi vermek zorundayız. 93 yılında Adana'ya geldiğimde kırsal kesimdeki kadınlara ulaşmak adına onlara çocuklarına nasıl davranmaları gerekir, nasıl çocuklarını beslemeleri gerekir diye ulaşmaya çalıştığım zamanlarda kapılar çok zor açılıyordu. Ama o insanlar size güvendikten sonra şimdi öyle bir proje yaptığım zaman senede mutlaka birkaç defa onu yapıyoruz. 300 kişiyi, 500 kişiyi bir araya topluyorsunuz. Kırsal kesimdeki kadınları aslında böyle bir araya toplamak çok güçtür. Güven duymaları lazım size, inanmaları lazım. Tabii biz bile fotoğraf çekerken aynı şeyde. Evet, evet. İşte dediğiniz gibi Adana olgunlaşma çizgisinden sapmadan istikrarlı bir şekilde gidince artık o güveni duyurduk herhalde. O insanlar da yüreklerini ve kapılarını sonuna kadar açıyorlar. Bizim de yüreğimiz ve kapımız sonuna kadar açık. Herkesi her kesinlikle zaman bekliyoruz. Ve orada insanların bir evi olarak kabul ediyorum ben. Şimdi oteller falan artık müşteri demiyorlar. Restoranlar, misafirimiz diyorlar. Evet, artık onlar da bizim için her zaman evin bir ferdi gibiler. Oraya gelen kursiyerlerimiz olsun, misafirlerimiz olsun, hepsinin orası evi. Ve ben bunu çok insanla paylaştığımda çok etkileniyorlar. Evet, burası eviniz, her zaman sizi bekliyorum. Evinize geleceksiniz. Zaten size oranın dört duvarı soğuk havasını giren çıkan o faaliyetler maşallah bu kadar inerdi. Soğuk havasından çıkarmak istiyorum. Evet, eviniz dediğiniz zaman. Ama inanın yüreğimden de öyle inandığım için söylüyorum. Orası onların evi, herkesin evi. Yanlış hata ben benzetme yapmak istemiyorum ama oraya herkesin evi, herkes gelebilir.
Herkes paylaşımlarda bulunabilir bizlerle. Şeref duyarız. Dediğimiz gibi Adana'nın bir markası olmaktan da gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da daha uzun soluklu çalışmalarımızla markalarımızı çoğaltarak Adana'da devam ederiz diyoruz. Ama şu an itibariyle müzemiz örnek proje kapsamında Türkiye'nin diğer illerine yapılacak müze ve sergi salonu olarak örnek projeler olarak gitti. Aynı zamanda televizyonlardan falan çok çekim geldiği için bize söyledikleri şey şu: biz 40 yıldır müze ve sergi salonu geziyoruz ama burada çok yaşanmışlık ve hayat buluyoruz. Burada ruh ve duygu buluyoruz diyorlar. O da bizi mutlu ediyor. Onun için hepinizi bekliyorum. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Herkesin mutlaka müzeyi görmesi gerekiyor. Bu projenin en başından emeği geçen herkeslere, bizi oraya layık gören herkeslere çok teşekkür ediyorum. Her zaman, her konuda sizlerle beraberiz. Emirlerinizi bekliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, kadınlarımız, sevgili sanatçılarımız, Kadın Başarır sergimiz Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Zihni Aldırmaz'ın desteğiyle oluyor. Ona da buradan teşekkür etmeden geçmeyelim. 6 Mart günü Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda saat 7'de başlayacak. Fotoğraf gösterisi olacak ve yaklaşık bir yarım saat 45 dakika gibi sürecek. Hepinizi mutlaka bekliyoruz. Çok güzel fotoğraflar var. Kadınlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz bu projede oldukları için. Fotoğrafçı arkadaşlarımın eklemek istediği bir şey var mı? Yani biz de herkesi bekliyoruz oraya. Çok güzel bir Pelin, akşam olacak. Pelin iki kişi olarak bekleyecek. Bir de bebeğimiz olacak. O da bu projede beraber oldu bizimle. Çok güzel bir haber ve çok güzel bir mutluluktu. Bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çoğalıyoruz deseniz. Çoğalıyoruz. Ben de bir başarıya imza atayım dedim hemen. Kesinlikle. Tabii burada projenin fikir babası Sayın Haluk Uygur'a da teşekkür edelim. Hocamız Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu olarak fotoğraf projelerini sürdürüyoruz. Hepinizi 6 Mart'ta bekliyoruz sergimize.